Evet arkadaşlar merhaba. Deauville Hipodromu Fransa'dayız. 17 Aralık 2020 Perşembe günündeyiz arkadaşlar. Bu arada İngiltere'de neler oluyor? Arka kapaklar açılıyor, atlar çıkıyor. Favori at yarı yolda yarışı bırakıyor. İnsanlar, jokeyler atlardan atıyor kendini, düşüyor yerlere. Garip şeyler oluyor İngiltere'de gerçekten. Biz grup olarak oynamadık zaten ama böyle bakıyoruz yani ne olduğuna. Çok garip geldi gerçekten. Evet, şimdi programımıza dönelim. Deauville'de tatlı bir program var. İki tane de tek bulduk arkadaşlar. Siz de ona göre değerlendirirsiniz. İnandığımız iki tane at var. Onları tek gösteriyoruz size, iki tane. Şimdi birinci ayaktan ikinci koşula başlıyoruz. Tabii burada gene böyle 16'lık seriler, 14-15 atlar çok güzel aslında. Gayet de güzel ikramiye veriyor. Rast gelsin diyelim. Oynayan arkadaşlara şimdiden ben başarılar diliyorum. Evet, buradaki ilk atımız ekürler arkadaşlar. Vilaro El Magnifico. Zaten Deauville'i de tanıyan safkanlar bunlar. Bilhassa Vilaro bu grubun bir iki tık üstünde. O yüzden şansı yüksek. Bu ekürün dışında 9 numaralı Kairat Amre Mullins'le. Burada İrlanda orijin çok iyi de deneyimleri ve dereceleri var. 13 numara Centre Noir Thomas Trullier'le. Bu da grubun üstünde bir sapkın arkadaşlar. Bu 13 numarayı da yabana atmayın. 2 numara baktığımız zaman Golden Rice'a Alexis Pushin'le. Daha evvelden bu sapkının Deauville'de birinciliği var arkadaşlar. Çok dikkat, çok güzel bir ganyan çıkacak. Kapalı gözü de takmış. Yani Türkiye'de bu muhtemelen tabii biz verdiğimiz için bu düşer bu. Normalde 20'nin üzerinde çıkması lazım ganyanı bu Golden Rice'ın. Mutlaka yazmanızda yarar var o sapkını. Böyle Deauville'de 2019'da birinciliği var. Ve son olarak da 4 numaralı Fiselle do Hurley. Gregory Benoist'le. Bu da formda bir sapkan. Bir numara bu arada koşmuyor. Richmond koşmuyor arkadaşlar. Maxim Gönon bindi. Bu arada Maxim Gönon bindiği tüm atlara yazmaya çalışın. Adam resmen orada parsısını toparlıyor. Her koşu gününde 1, 2, 3 tane yarış kazanıyor. Evet, buradaki görüntümüz de şu şekilde. 3, 7, ekürüler, 9, 13, 2 ve 4 şeklinde. Bilhassa 2 numarayı arkadaşlar şiddetle öneriyoruz. Bu sondan bir evvelki birinciliğini farklı bir yerde yapmış. Ama daha evvelden Deauville'de birinciliği var. Evet. 6 yaşındaki bu safkanın. Şimdi 3. koşu altılı gayanın ikinci ayağına geçelim. Evet, Deauville'de Fransa'da maiden bir koşuda bizi bekliyor. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre. Sentetik kumda koşulacak bütün koşular. Arkadaşlar burada tabii yani Fransa'da sokaklar birbirini yerken, insanlar sokaklarda arabaları falan yakarken bu da at yarışları da oluyor bir taraftan. Evet, ama kuru gürültüye getirmezler inşallah bizi. Şimdi 9 numaralı Jamilia bu grubun çok üstünde arkadaşlar. Stefan Pasquier'in bindiği 9 numaralı Jamilia. O yüzden aynı zamanda neden üstünde diyoruz? Koşmamış böyle kapalı kutu atlar var ama baktık onları da yani. Burada Adrien Lemaître, Maxime Guyon ve Eduardo'nun bindiği bu 11-12-13'ler biraz böyle hani kapalı kutu. Bunun dışında diğerleri bunu pek zorlar mı? Quentin Paret'in burada yani zor. O yüzden biz burada Jamilia'yı, bu grubun zaten üstünde olan ve yarış tecrübesi olan Jamilia'yı biz tek gösteriyoruz arkadaşlar. Bizim için bu tek oluyor. Daha sonraki ayaklardan bir tanesinde tekimiz var. Çift tekle bugün gidiyoruz. Evet, üçüncü koşuyu bu şekilde geçtikten sonra sıra geldi. Dördüncü koşuyu altılı gayanın üçüncü ayağına. Evet, Deauville'de dördüncü koşudayız. Prix Arkhangoues diye bir koşu bu. 2500 metre sentetik açık bir koşu. Evet, burada toplam 35 milyon ikramiye dağıtılacak. İlk atımız Brokeback Mountain. Gregory Benoist'in bindiği arkadaşlar. Bir numara. 3 numara Harmless Maxim Guyon'un bindiği ki Maxim Guyon burada götürecek gibi gözüküyor bu yarışı 3 numarayla. Her ne kadar arkadaşlar Maxim Guyon binse de
bazen sektirilemiyor da değil. Bu sektirildiği koşulan bir tanesi olabilir mi? Olur. 8 numara Cepheus, Mikel Barzalano'yla. Bu da İngiltere'den geldi. Bilhassa bana göre favori de olabilir ama bana göre yani bunun gelmesi biraz sürpriz oldu. Çünkü daha İngiltere'den yeni geldi ayağının tozuyla. 7 numara Lord Ashes, Adrien Lemaitre ile. AGF biraz önemli bu ayakta. AGF'lere bakarsınız siz de. Olmazsa siz de eklersiniz tabi. 1-3, 8 ve 7. Karmaşık bir ayak bu. Ama burada AGF'si yüksek olan böyle 1, 2 ve 3. atlar gibi geleceğini tahmin ediyorum bu açık koşuyu. Öyle çok büyük sürprizin geleceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Evet, şimdi 5. koşuya geçelim. Altılık ayağının 4. ayağına geçiyoruz. Evet, Deauville'deyiz. Fransa 17.35 akşam üstü saatte Türkiye'de. Handikap 3 ve yukarı İngilizler 1900 metre sentetik kum. Toplam 16 tane safkan var. Arkadaşlar en zor ayak bu. Açıkça söylemek gerekirse. Tabii bir sıralama yaptık size. Bol bol at yazmanız gerekiyor burada. Bu handikap mücadeleden başarıyla ayrılacak olan at gerçekten ben de merak ediyorum. İlk atımız 10 numaralı Rock or Bust Mikel Barzalano ile. İkinci atımız 13 numaralı Best Ball Maxim Guyon ile. 15 Turania Vincent Chamonix. 16 numara Nichot Ni Freud Sebastian Maillot ile arkadaşlar. Bu 4 tane at mutlak yazılmalı. Akabinde kimler geliyor? 4 numaralı Faura Grosbis, Christopher Grosbis ile Ekürler arkadaşlar 6 ve 12. Biraz 6 numaralı Sam Sabat, Tony Buckley ile ön planda. 9 numaralı San Pablo, evet, Oliver de Angin ismi onun ve 11 numara Kattar arkadaşlar. Kattar, Alexis Puccini. Buradaki görüntümüzde şu şekilde. 10, 13, 15, 16 kesinlikle yazmanızı tavsiye ediyorum. 11, 10, 11, 4, 6. Yani tabii ki imkan olanlar bu ayağı kapatmalarında yarar var diye düşünüyorum. Evet, yani burada hiç beklenmedik bir hatta gelebilir. Şimdi 6. kuşa geçelim. 6. ayağının 5. ayağı. Evet, Deauville'de 6. koşu, maiden bir koşu, 3 yaşlı İngilizler, 1900 metre, sentetik kuma devam ediyoruz. Yine 14 tane at var. Yani dehşet bir program var aslında baktığınız zaman. Arkadaşlar burada da bir tane atı biz banko olarak göstereceğiz size. Çok sırıtıyor zaten, Maxim Guyon'un bindiği Galileo yavrusu, Alikova, İngiliz orijin safkan. Zaten 30 Kasım Deauville'de ikincilik yapmış, hayatında 4 defa koşmuş ve 30 Kasım'da bu son ikinciliğini de Deauville'de yapmış Maxim Guyon'la. Bu sefer bu grupta alır diye düşünüyoruz bunu arkadaşlar. Ama burada rakipleri 3 numara var. Yazanlara 3 numara Honor and Pleasure, 7 numara Sacred Belief ve 8 numara Bumma Dream diye verelim bunun görüntüsünü. 10 numara banko ama banko yapmak istemeyenler 3, 7, 8. Bana göre bu daha bile sağlam bir banko diye düşünüyorum. Maxim Guyon'un bırakacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Şu anda number one Maxim Guyon Fransa'da. Pierre Charles Boudot yok yani. Şu an hiçbir şekilde koşturmuyor bugünkü koşularda. Pierre Charles aslında 1 numara ama bana göre şu anda Maxim Guyon. Evet, 7. koşuya gelelim. Altılık ayağının son ayağına. Evet, Deauville'de son koşudayız. 18.40 handikap 3 ve yukarı İngilizler 1900 metre sentetik kum. Evet arkadaşlar, burada da 5 tane safkan var. 2 tane tekimiz var zaten. Bilemiyorum, rast gelsin diyoruz tabii ki her zaman için. 2 numaralı burada King Cobra. Her ne kadar son koşusunu kazanmış olsa da arkadaşlar yine aynı jokeyle bu 25 Kasım'da Deauville'de bu mesafede birinci gelmiş olsa da tekrar birinci gelebilir. Bu grupta iki kere arka arka birinci gelenler var. Tekrar birinci gelebilir. Bu sizi şaşırtmasın. Çok ideal mesafesi. Çok güzel gelmiş. Birinci tekrar gelebilir. Onun tanıyan jokeyiyle, Adrien Lemaitre ile.
İkinci atımız 9 numaralı Maktava, Christian Demuro ile Christoph Demuro. Deville'de yazın bir yarışta ikincilik yapmış sadece. 9 numaralı Maktava. Dikkat diyoruz. 13 numaralı Sürmavi. Bana göre arkadaşlar bu atı kesin yazın. Corel Pakat bir tek burada koşuyor. Başka göremedim ben. Sürmavi hem grubunda koşuyor hem de formda arkadaşlar. Bakın arka arka iki tane birincilik yapmış bir safkan bu da. Aynı King Cobra gibi. Yani bana göre King Cobra ile bu ikisini mutlaka kuponlarınıza yazmanızda yarar var. 2 ve 13'ü. Evet 5 numara diyoruz bir de. Bakalım ona da. Gracian, Agustin Madamet ile. Bu uzuncu bir safkan arkadaşlar. Çok uzunluğu seviyor. Böyle güzel dereceler falan da yapmış. Kısa koştuğu zaman bu sıfırlar çıkmış ortaya. Uzun koştukça kendine gelen bir safkan. Dikkat diyoruz ve son olarak da 4 malı Perfecto. Vincent Chemena ile bu safkan da çok iyi arkadaşlar. Bunu da yazın. Yazabiliyorsanız. Yani bu ayaktaki bu atla dışına çıkacağını zannetmiyoruz biz arkadaşlar. Verelim buradaki görüntüyü de size şu an. Evet 2, 9, 13, 5 ve 4 şeklinde son ayağa da geçmeyi planlıyoruz arkadaşlar. Deville ile ilgili görüşlerimiz bu kadar. Çıkan AGF'lere göre tabii ki sizler de kendi adınızı ilave edip güzel bir kupon yapabilirsiniz. Fena vermiyor bugünlerde açıkça söylemek gerekirse. Bakalım belki biz de bu ekip olarak bu altılıyı Türkiye'deki online hesabımızdan oynayabiliriz diye düşünüyoruz arkadaşlar. Duruma göre. Şimdi tabii ki web sitemizde bu arada yapılıyor. Orada da son dakika gelişmelerini, yorumları, her şeyi izleyebileceksiniz. Az kaldı diye haberini aldık ama hala devam ediyor yapım aşamasını. Bakalım nasıl bir şey olacak. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuz Galp Sim ile ilgili olacak ve İzmir ile ilgili olacak. Her şeyin gönlünüze göre olmasını diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Bol şanslar.